Tabii ki spora hoş geldiniz. Bugün Serkan Yetkin'le birlikte çok önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Cem Özer bizle birlikte laf lafı açacak umarım ki açmaması mümkün değil mi Serkan Yetkin? Hoş geldiniz. Hayır, bu sefer açmayacağım. Konuşmayacağım. Konuşmamak üzere geldim. Yok o, biz kabul etmiyoruz onu. Hazır sizi yakalamışken nasıl konuşmayalım ki? Öncelikle bir kere hoş bulduk. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Ekran başındakiler güzel bir kahvaltı etsinler. Bugün pazar. Çocuklarıyla, aileleriyle. Pazar kahvaltıları önemlidir. Bizim çok özelimizdir pazar kahvaltımız. Oğlum Necat bize geldiği zaman beraber gireriz mutfağa. Güzel ne varsa artık Allah ne verdiyse böyle güzel domatesli, söğüşlü falan böyle bir pazar kahvaltısı hazırlarız. Erken kahvaltı mı böyle yoksa öğleden? Biraz daha geç yani tabii bu saatte değil. Yani saat 10'da değil de daha bir 11.30-12'ye doğru. Ben yaklaşık yumurtadan bir 8-10 çeşit yemek yapabiliyorum. İşte yumurta falan öyle şeylerde. 8-10 çeşit yumurta yemeği. Yumurta müthiş bir şey. Ben çok severim bu arada. Yani. Benim için yumurta olmazsa olmaz. O da yere düşürük değil mi? Ben sadece kırıyorum. Yere düşürük. O şey kabukları da içine atıyor. Yok o kadar değil. Bir omlet alayım az kabuklu olsun diye. Mesela. Neden olmasın? Şey kahve az şekerli kahve gibi az kabuklu yumurta. Yumurta önemli. Çok. Yani müthiş bir protein kaynağı. Her sabah yiyebiliyorsanız eğer en az iki tane haşlanmış yumurta mutlaka yiyin. Yani hiçbir şey yemeyin ama yumurta yiyin. Ben kendimi zorlayıp 3 bile yediğim oluyor spor yaptığım günlerde. Müthiş bir sosyal mesajla başladık. Ama programa. Çok ciddi bir protein kaynağıdır sevgili Serkan. Çok ciddi protein kaynağıyla başladık. Spor için önemli protein. Evet. Spor için protein önemli. Sadece izlemek yetmiyor, yapmak da önemli. Onu da bir dipnot olarak düşünelim. Ben mutluyum böyle. Önemli olan o değil mi? Geçen hafta yayında öyle demiştin hatırlarsan. Önemli olan bu. Evet. Serkan spor yapıyor, satranç oynuyor. Mesela. O da spor. Aynen öyle. Bu arada satrançın normalde müthiş bir kalori yaktığını biliyorsunuz değil mi? Yani sağlam bir satranç oyuncusuysan çünkü en fazla kaloriyi beyin yakıyor. Çok ilginç bir kitapta okuduğum bir cümleydi. Manchester United'da Sir Alex Ferguson döneminde altyapıdan oyuncuları çıkarıyor. Çıkardığı zaman anlık karar verme mekanizmalarını arttırmak için satranç oynatıyor. Maç içinde anlık doğru karar verebilsin. Bence yanlış. Anlık karar verebilmek için tavla oynatması lazım. Öyle mi? Çünkü tavla taktiktir, satranç stratejidir. Ama strateji de önemli değil mi futbolda? Strateji önemli ama futbol taktik üstüne kuruludur. Evet, ya belki hocalarda daha stratejinin kuvvetli olması gerekiyor hocada olabilir. Yani lig içinde strateji önemli ama maç içinde taktik önemli. Taktik anlık geliştirdiğiniz şeydir. Yani duruma göre geliştirdiğiniz stratejiye taktik denir. Bir de mesela anlık ya orada futbolda her şey çok hızlı ama satrançta istersen aynı şeyi yani adımı 10 dakika düşünebilirsiniz. Evet, sorgulamak tabii ki önemli ama Alex Ferguson olunca ben sorgulamadım. Tabii yani. Zihin çalışsın da bir şekilde nasıl çalışırsa çalışsın. Hani derler ya satranç hayatı yansıtır diye yanlış tavla hayatı yansıtır. Çünkü satrançta şans unsuru yoktur. Tavlada şans da vardır. Şansını nasıl kullandığın önemlidir. Gelen şansı nasıl kullandığın önemlidir. Tavla daha çok hayata uygundur. Serkan bir sonraki bölümde seninle bir tavla oynayalım. Evet, daha çok tavla oynayacağım. Cem abinin tavsiyelerine uyacağım. Cem abi, talk show denince akla gelen ilk isimlerden İlk isim. Birisin. Rüstem Batum'u hatırlıyorum. Aziz Üstel vardı. Tabii. Biraz daha farklı bir tarz. Evet. Sonra bir anda Cem Özer çıktı. İşin entertainment boyutu yani eğlence boyutu evet, değişiyor Cem yani Özer'le birlikte. Evet. Ben onu hep şöyle tanımladım. Yani benden önce talk vardı, show yoktu. Benle beraber show katıldı, talk show oldu. Benden sonra da galiba artık sadece show var, talk yok. Pek talk show da kalmadı aslında. Yani dijitalde çok var artık YouTube'da ama televizyonlarda talk show şimdi, diye bir kavram Ceylacığım, kalmadı. Öyle enteresan bir ülke ki burası. Biz her şeyin tersini yapıyoruz. Yani platformlarda dizi olması gerekiyor, televizyonlarda şov olması gerekiyor. Bizde televizyonlarda dizi var, platformlarda şov var. Yani dünyanın tersini yapıyoruz. Mesela dünyada artık diziler sinema gibi çekiliyor. Bizde sinema filmleri dizi gibi çekilmeye başlandı. Yani dil olarak söylüyorum. Dolayısıyla televizyonlarda biraz daha şov olması lazım. Ama galiba yakında öyle bir şey olacak. Çünkü dizilerin maliyeti çok yükseldi. Artık kaldıramıyor kanallar. Saatlerce yayın yapardınız Cem abi. Bak saatlerce. Siz yapardınız, sonrasında Beyaz yaptı, Okan Bayülgen yaptı. 3 saat, 4 saat yayınlar. Tabii. Şimdi insanların 1 dakikaya tahammülü yok. Biz de ona göre biraz hızlı konuşacağız yani. Hızlandıracağız. Kendimizi mi hızlandıracağız, konuları mı sıkıştıracağız? Ona da karar vermek lazım. Ya
konuları galiba sıkıştıracağız, biraz daha sıkıştıracağız. Yani eskiden geniş geniş konuşurduk. Daha özet, bu işte sosyal medya ile beraber özet yaşamak günlük hayatı yerleşti. Ne yazık ki böyle artık derinlemesine bir perspektifle bakamıyoruz hiçbir şeye. Her şeyi, ay ben burayı çeksem de, ay ne güzel manzaraymış, dur ben burayı bir çekerim. Ne kadar, yani her şeyi sosyal medyada acaba nasıl bir tepki alırımla yaşamaya başladık ki bu beni çok rahatsız ediyor. Ve böyle yaşayan insanlara da çok üzülüyorum açıkçası. Yani anı yaşayamıyorsun, sadece yaşadığını, yani gördüğünü paylaşıp ben buradayım, ben şunu yaptım, ben bunu yaptığımı göstermek daha keyifli hale geldi. Aynen. Etkileşim mi rahatsız ediyor sizi? Aynen öyle. Orada alınan etkileşim. Yani her şeyi artık sosyal medya üzerinden yaşamaya çalışmak ya da ya gidiyorsun adam konseri izlemiyor, çekiyor yani. Sonra eve gelip başkasının çektiği şeyden izliyor o konseri. Cem Bey, ama yani sosyal medyada o kadar hayatın içine girdi ki mesela şimdi biz de bu işi yaparken kullanmadan olmuyor ya artık. Ya girdi değil, biz soktuk, sokmayınız. Ya işle ilgili tamam bak, yani orası bir şeyi duyurmak. Ben de kullanıyorum, iş için kullanıyorum. Bazen gittiğim, gezdiğim bir yeri paylaşmak için önce bir geziyorum. Bir tadını çıkartıyorum, sonra da 3-5 tane fotoğraf paylaşıyorum. Tabii ki ben de yani kullanıyorum, ben hiç kullanmıyor değilim. Ben takip ediyorum Cem Bey. Edim ama böyle yani her sabah... Ben Cem abi takip edeceğim. Her sabah yemeğini, gittiğin yerdeki yemeği mesela ben çok az yemek... Yemek yaparken paylaşılır. Yani ben yemek yaparken bir şeyi tarif ediyorum. Orada bir matrak, enteresan bir şey varsa eşimle beraber onu paylaşıyoruz. Ama gittiğin yerde yemek paylaşmak mesela bana çok görgüsüzce geliyor. Tamam, doğru. İnsanlar niye beni takip etsin? Niye Ceyla'yı, niye Cem Özer'i takip etsin? Şimdi bu zaman diliminde düşünelim. Niye takip etsin beni? İçerik üretmem lazım. Değil mi? Evet. Veya farklı etkenler bulmam gerekiyor. Başka türlü niye takip etsinler ki? Ya benim nerede ne yaptığımı merak ediyorsa takip etsin. Ama ben bunun için içerik üretmem. Yani sürpriz bir şeyler, hikayeler en azından. Çekerim, ya tamam bir yere gittim. Ya da biri benden bir şey rica ediyorsa profesyonel anlamda paylaşır mısın diye onu paylaşıyorum. İşte oyunum varsa onu paylaşıyorum. Filmim varsa onu paylaşıyorum. Setteyken huzurlu oldum. Ya da yalnız sıkıldım ettim ama affedersiniz bir cenazeyi de paylaşmayı verin. Ya. Tabii çok abartı abi. Ben de neye çok takılıyorum? Hastaneden serum fotoğrafı paylaşılmasına. Bu ya geçmiş arkadaş? Olsun yazma. Yani niye mesela bu niye sosyal medyada paylaşılıyor? İlgi. Ama işte o ilgiye neden ihtiyaç var? Ben onu anlayamıyorum. Çünkü hayatta kimse onunla ilgilenmemiş. Çok enteresan. Yani ya, bu çok enteresan. Bana da çok ilginç geliyor. Bana. Yani İnsan hastanede, hayır bir de selebriti değilsin, bir şey değilsin. Yani evet. Selebriti oluştuğunu da merak ederiz yani. Nerede bu, ne oluyor falan. Durup dururken böyle hastanenin şurasında bir serum. Bir de mesela şey yapıyor yani hani hasta da değil. Geçmiş olsun yazıyorsun, hasta değilim diyor. Neymiş bilmem ne vitamini alıyormuş. Ozon ya. Tedavisinde. Bir şey diyeceğim, çok özür dilerim. Yani mesela Cem Bey siz 8 çeşit yumurta yapıyor. Mesela ben merak ettim yani sosyal medyada. Ben görmek isterim tariflerini. Ne o 8 çeşit? Ha bak bu paylaşılabilir bir şey. Yani bu bir bilgi. İçerik. Bilgiyi paylaşırsın. Bak içerik bilgi üretin. Bilgiye bir diyeceğim yok. Ben de mesela teknoloji elçileri bilmem ne falan filan bu tip bilgi paylaşan sayfaları takip ediyorum. Ama gitmişsin gezmişsin bilmem ne... Komiklik yaptığını zanneden bir takım insanlar var mesela. Değil, komik değilsiniz arkadaş. Sıkıyorsa çıkın sahneye, yapın da göreyim. Şimdi sosyal medyada özellikle mizah çok işlediği için, takip edildiği için herkes bir mizah yapma. Ne kadar mizah o? İşte o, ama yani mesela yani bazen izliyorum. Küfürle mizah olmaz. Komik değil ama bir bakıyorum o kadar izlenmiş, o kadar beğenilmiş ki diyorum ki... Nerede mizah? O çok ama doğru. Var. Ama alıcısı var. Eskiden şimdi 25 sene çalışıyorsun, bir yere gelmek için mücadele ediyorsun, sıfırdan gelmişsin. İşte her türlü inişler çıkışlar yaşamışsın. Ama mesela bir insan çıkıp paylaşımları sayesinde seni geçebiliyor veya senden daha ön plana gelebiliyor. Geldiğimiz bir şey nokta biraz buna. Ben Müjdat Gezen'in bir lafıdır. Onu söyleyeyim. Kendinle yarış, her zaman birinci gelirsin. Benim hiç başkasıyla yarışım yok. Olmadı da. Hayatımda hiç olmadı. Yani falanca bilmem kaç bin kişiyi oynamış. Ben bilmem kaç bin kişi ya da ben 5000 kişiyi oynadım. Acaba onlar kaça oynuyor, kaç kişiyi oynuyor? O ben şu kadar aldım, o kaç para alıyor? Hiç bunlarla ilgilenmedim. Hiç. Bana ne? Beni hiç ilgilendirmiyor kaç izlendiği, ne kadar takip edildiği. Dediğim gibi mizah çok ince bir kılıçtır. İki zekanın çarpışmasından ortaya çıkar. Yani yapanın ve ona maruz kalanın zeki olması şarttır.
Bana komik gelmiyor onlar. Komik bulmuyorum. Dolayısıyla seviye de aşağıya doğru düştü. Şöyle söyleyeyim. En çok satan tişört, en pahalı markanın tişörtü değildir. Mahmutpaşa'daki en ucuz tişört çok fazla satar. Ucuz çok satar. Yani. Peki o misiniz? Ben kantitede değilim. Yani nicelikte değilim, nitelikteyim, kalitedeyim. Peki artı olarak şimdi birçok eleştiri getirebiliyoruz. Cem abi sen de eleştiriyorsun şu andaki durumla alakalı değişiklikleri. O dönemden bu döneme ya bu dönem çok daha iyi diyebileceğin neler var sektörle alakalı? Yani çok daha iyi, teknoloji bir kere çok daha iyi. Doğru kullanırsan teknoloji çok daha iyi. Doğru kullanmayı açalım işte. Şimdi çok basit bir örneği var bunun. Yani bıçak. Tamam. Ekmek kesersin değil mi? Et kesersin, salata doğrarsın, adam öldürürsün. Nasıl kullandığınla alakalı. Yani o teknolojiyi ne üretmek için kullanıyorsun? Şimdi çok hızlandı, üretim çok hızlandı. Işık teknolojisi çok gelişti. Sinemada mesela bizim eskiden diyelim ki bir günde çektiğimiz bir işi sinemada şimdi 3 saatte çekebilir hale geliyorsun. Çünkü daha az ışık kullanabiliyorsun. Teknoloji çok gelişti. Bu teknolojiyi iyi kullanmak lazım. Ne bileyim bilgisayarlar, yazılımlar, yapay zeka. Yapay zekayı doğru kullanırsan çok önemli bir şey. Ama altını doldurmak lazım. Yani sosyal medyayı kullananlara da söylüyorum, rica ediyorum. Ben eleştirmiyorum. Bana ne yaparsa yapsın çok da umurumda değil. Yani kendi kaybeder, anlatabildim mi? Yani o yaş biraz ilerlediğinde dönüp arkasına baktığında ben niye yaşadım diye bakacak ki hiçbir şey yaşamamış. 2005 yılında Cem Özer'in bir sözü varmış. 2005 yılında demiş ki 50 sene sonra internet ve teknolojiden o kadar sıkılacak ki insanlar doğaya yönelecek diye. Evet. Şimdi bu söz üzerinden yaklaşık 20 sene geçmiş, 19-20. Şu andaki düşüncem aynı mı? Aynı. Hatta olmaya başladı da. Ama şimdi de bence doğaya yönelim epey bir var. Olmaya başladı zaten. Ama o da sosyal medyanın etkisiyle biraz var bence. Yani insanlar, özür dilerim, yaptıkları planları biraz da gideyim orada işte çekim. Mesela çok enteresan. Neyse buna sonra geliriz. Orada çekim yapmak, etkileşim almak için de gidiyorlar oraya. Şimdi bir süre sonra bundan da sıkılacak ve orada o anın tadını çıkartmak isteyecek. Çünkü görecek ki orada bir şey paylaşarak bir lezzet almıyorsun. Yani bu bir bağımlılık gibi. Hani kötü bir bağımlılık gibi. Bunu kullanırken farkına varmıyorsun. Bıraktığında farkına varıyorsun bunu. Bir bırakacak, bir gün çekmeyecek telefonunu. Sıkılacak. İnsan sıkılmakla mükellef. Peki Cem Bey, merak ettiğim bir soru var. Oyunculuk mu yoksa sunuculuk mu? Yani tabii ki oyunculuk. Çünkü laf lafı açıyor. Bizim hayatımızda çok başka bir yerde hakikaten. Ama bir diğer yandan hani gerçekten iyi bir oyuncusunuz. Fakat işte diyorum ya, yani umarım öyle kimsenin unutmadığı bir talk show programıdır laf lafı açıyor bir diğer yandan. Evet, yani öyle bir denk gelme oldu, bilmiyorum. Yani ben de çok şaşırdım. Kimse de beklemiyordu öyle olacağını. Hatta yani çok eleştirildi başta. Galiba çok şeyleri sarstım. Yerleşik düzenli, ne bileyim işte kirli sakallı ekrana çıkılmazdı, küpe takılmazdı, gözlük de çıkılmazdı. Yani şimdi TRT'de mesela Bülent Özveren vardır, rahmetli vardı. Neredeyse kulakları çınlasın diyecektim. Eurovizyonu sunardı. Evet. Yani gözlük takmamak için kağıdı burnuna kadar sokup öyle okurdu. Yani gözlük takılmaz. Neden? İşte gözlükten ışık yansır bilmem. Gözlükle çıktım, kirli sakalla çıktım. Nasılsam öyle davranmaya çalıştım. Ama tabii bu bir karakter yarattım. Yani biraz böyle ukala, biraz böyle yukarıda duran, biraz gelen insanla nasıl özel hayatımda nasıl hitap ediyorsam öyle hitap etmeye çalıştım. Yani sen diye hitap ediyorsam sen dedim. Abi diyorsam abi dedim. Bey diyorsam bey dedim. Siz diyorsam siz dedim. Dolayısıyla bu bir samimiyet getirdi. Yani o ekran soğukluğunu eritti. Bir anda insanların evlerinin odasına geldik biz, oturma odasında. Üstelik konukları da ben oraya götürdüm. Konuklar da stüdyoda olduklarını unutuyorlardı. Yani bir anda böyle bir giriyorduk, çok güzel gidiyordu. Yani galiba şeyden kaynaklandı. Yani maske takmadım. Yani evet, bir karakter yarattım ama yalan dolan maske, hani aslında şeyim de çok böyle
niteliksiz biriyim ama sanki çok kitap okumuş falan gibi davranmadım. Neysem o oldum. Yani duygularım neyse saklamadım onu. Birçok kişiye de dokundunuz ama. Çok ya, fazla kişiye dokundunuz. Umarım. Birçok isim çıktı ya, oralarda. Çıktı. Bana kısmet. Ben onu bana kısmet. Yani onlar zaten çıkacaktı. Yani çıkamayanlar da oldu. Onlar zaten var olacaklardı. Ama ondan daha önemlisi izleyen, takip eden insanların hayatına dokunmuş olmak beni çok etkiledi. Hı-hı. Yani çok o zamanlar mektup vardı. Mektupla işte Cem Bey şöyle şu lafınız benim hayatımı değiştirdi. Ben işte şunu yapıyordum, böyle oldu. Kararımı değiştirdim. Buradan şimdi bakın böyleyim. İşte babamla küstüm, annemle bilmem neydi falan, böyle bir sürü insanın yani hayatında büyük dönüşlere sebep olmuş. Sizin hayatınızdaki kırılma anı neydi mesela? Laf açıyor mu yoksa işte tiyatro, Ali Poyrazoğlu mu vesaire, neydi? Benim hayatımdaki kırılma anı çok daha öncesine bağlı. 13 yaşındayken evimizin yanında, yandaki evin çatısı vardı ve orada fareler vardı. Ben biraz Walt Disney gibi oradaki farelerle konuşuyordum ben onlar gezerken. Ve onlarla hayalen, yani her çocuk 3 aşağı 5 yukarı biraz ergenliği sırasında şizofrendir. Yani o kafa sesi fareyle beraber konuşup biraz hayatı sorgulamaya başladım. Ve nasıl biri olarak ölmek istediğimden geriye sardım hayatımı. Ona göre yönlendim. Ali Poyrazoğlu çok önemlidir hayatımda. 13 yaşında bunu mu düşündünüz? Evet. Bir daha sorar mısınız? Nasıl biri olarak ölmek istiyorum. Yani öldüğümde cenazemde arkamdan ne konuşulsun? Hani genelde mesela 13 yaşında dersin ya, ben işte büyüyünce şunu olacağım. Ben büyüyünce işte pilot olacağım. Spiker olacağım diyordum mesela. Evet. İşte spor spikeri olacağım diyordum. Kalemlerle maç yapıyordum mesela, hayal ediyordum. Hani ama sizinki biraz daha keskin olmuş. Evet. Benim öyle bir tane şeyim vardı stand-up'ımda. İşte liderler başka işler yapsalardı, Mesut Yılmaz da spor spikeri olmuştu. Mesut Yılmaz malum biraz yavaş konuşuyor. Kaleci topu tuttu. Gol. Şimdi de böyle anlatırsan izlemezler. Tabii. Şimdi daha tempolu olacak. Tabii yani ama o da bana tuhaf geliyor. Yani zaten orada gördüğümüz şeyi bir de anlatıyor ya. Özdeyici öyle istiyor işte. İşte kitle ya, ne istiyorsa onu yapacağız. Ya bu bizim çıkmazımız bu. Yani evet. Sonra da diyoruz ki biz medya yönlendirici. Medya kitle ne istiyorsa onu yapmak zorunda değil. Zaten. Biz olması gerekeni yapmalıyız ki kitleyi yönlendirmeliyiz. Kitle nasıl evrimini sağlayacak? Yani şöyle söyleyeyim, bir araba, otomobil üreticisi. Şimdi arka park sensörü çıktı değil mi? Sonra ön park sensörü çıktı. Sonra yetmedi, arka kamera çıktı. Ön kamera çıktı, yan kamera çıktı. 360 derece kamera var. Evet. Ya da işte X marka, şimdi marka veremiyoruz. Emniyet kemerini çıkardığında kullanıcılar, bize emniyet kemeri diye yırtılmıyordu ki. Ya da hava yastığını koyduğunda, bize hava yastığı diye yırtılmıyordu ki, kullanıcı talep etmiyordu ki, üretici arz eder. Ama şimdi linç kültürü var Cem abi bir de. Ama özür dilerim, artıracağım burada, kulüpler bile artık sosyal medyada yapılan yorumlara göre bazı şeyleri, bazı stratejilerini değiştiriyor. Direnemiyorlar, direnmek evet. Gerekiyor. Yani kolay geliyor, anlatabildim mi? Bir şey değiştirmek, bulunduğun sektörde, bulunduğun işte bir devrim yapmak zor bir iş. Yani ben eğer hani başladığım dönemde lafı açıyor dönelim. Eğer ki gelen eleştirileri kale alsaydım bugün lafı açıyordan söz etmiyorduk. Sıradan bir talk show olmuştu. Direndim. Hayır, böyle olacak. Yani 360 derece dekor yapılmazdı. Bir tane panonun önünde, işte az üstleri hatırlayın, bir tane siyah perdenin önünde bir piyano sunardı. Ya da Rüstem Batum bir tane panonun önünde sunardı. 360 derece dekoru yaptım ben, üstelik cebimden para vererek. Yani kanal kabul etmedi. Neymiş canım, 360 derece dekor mu olurmuş dedi. Ama senin yanında ve arkanda duranlar vardı Cem abi. Şimdi mesela ben onu yapsam benim yanımda kimse duracak mı? O linçi alıyorum ben bir de. Yok, ben de çok şey linç aldım. Ya o zaman sosyal medya yoktu ama yani eşten, dosttan böyle saçmalıyorsun falan. Yani bütün ya, kazandığım ya, transfer paraları vardı o zaman. Hı hı. Ben stüdyolara yatırdım yani, dekora yatırdım. Çünkü kanal vermiyordu benim istediğim şeyi. Vermeyince ben kendim harcıyordum. Linçe direnmek lazım. Mesela çok sevgili Kadir abi, umarım iyidir, sağlığı şu sıralar. Ben şimdi renkli ceketler falan giyiyordum, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatırlıyorum. Yani, çünkü dikkat çekmem gerekiyor.
zap yaparken taklit, göz kulaktan önce davranır. Dikkat çekmem gerekiyor. Renkli ceketler falan. Çünkü o zaman herkes laciler, griler, siyahlar falan öyle çıkıyor. Faruk Saraç modacı. Böyle bir otelin alt katında küçük bir mağazası vardı. Onunla başladık çalışmaya. O böyle renkli ceketler falan ilgimi çekti. Tamam okey. Giyeriz kırmızı, işte limon küfü, işte yeşil, mavi falan, sarı falan böyle acayip pembe membe ceketler. Kadir abiyle karşılaştım bir gün. Dedi ki biraz dedi koyu renk giy böyle, ne dedi, sen erkek adamsın böyle olur mu dedi, yani lacivert giy, gri falan. Sonra Savcı dizisinde oynuyordu, savcı oynuyor, Faruk'a gitmiş yeşil sarı ceketlerden o da giymeye başladı. Şimdi budur yani, direnmek, anlatabildim mi, yani örnek olmak. Ne yazık ki biz lider ruhlu insanları kaybettik. Yani oyunculukta olsun, televizyonda olsun, programcılıkta olsun, genel müdürlükte olsun, yöneticilikte olsun, o liderleri kaybettik. Mesela benim yani saçımla alakalı Cem Bey, kabul görene kadar o kadar çok eleştirildi ki, yani buraları sen de hatırlamazsın Serkan. Bu saçı neyine eleştireceğim ben, çok güzel. Teşekkür ederim, sağ ol. Ama izleyici tarafından alışılageldik bir şey olmayınca ve sen öyle çıkınca bu ne işte? Sabah kalktın direkt yayına mı çıktın? Hala ara ara oluyor ama bu önceden çok fazla oluyordu. Ya buna belki ben direnemeyip deseydim ki ya ben artık fön çekeceğim, insanlar beni çok eleştiriyor. O zaman kendimden vazgeçmiş olacaktım. Bravo. Ve artı nokta buldun Ceyla'cığım. Haklısın. Şu an güzel Cemre'yi örnek. Söyleyince bunu fark vallahi ettim. Vallahi tebrik ediyorum. Yani bir şeylere direnmek lazım. Yani her şey değil. Cem abi yapma. Her şey değil. Öyle de keyif alamayız hayattan. Her şeye direnilmez. Vallahi ya, eğer kendinden memnunsan, memnun olman gereken bir kişi var, kendin. Kendinden memnunsan problem yok. Yani sabah aynaya kalktığında kendinle hesaplaşabiliyorsan, hı-hı, burada bir problem yok. Ha tabii ki yani geçinmek, ekmek parası kazanmak, bunlar zor işler. Ama atıyorum arabanın modeli ve markası için ödün vermemek. Yani araban var mı? Alabiliyor musun? Tamam. Ya yani araba almak için tamam, peki. Kabulüm. Ama vazgeçtiğin şeyle kazandığın şeyin oranına bakmak lazım. Yani fiyat fayda mukayesesi vardır ya ekonomide. O önemli. Spora bağlayacağım artık ben. Tamam ama bağla. Yarım... Tabii ki spor. Tabii, Ceyla tabii ki spor. Şey yarım kaldı ama nasıl ölmek, yani öldüğümde benimle ilgili ne söylesin. Evet, evet. Orası yarım kaldı. O kırılma anı konusuydu. Orayı da alıp oradan spora bağlayalım. Zaten bir tane tiyatro oyunu yapmak istiyorum. Kendi cenazemi görmek istiyorum ben. Yani hep merak ederim. Yani ben çok az cenazeye gidiyorum. Çünkü cenazedeki işte o şey var ya, yani sosyal medya paylaşmalar falan, gülüşmeler, kahkahalar, iş bağlamaya çalışmalar falanlar filanlar. Dolayısıyla böyle çok ender, çok az gidiyorum. Çok artık yani çok yüreğimde taşıdığım insanlardan, vazgeçemediğim insanların cenazesine gitmeyi seviyorum. Ve herkes gibi kendi cenazemi çok merak ediyorum. Arkamdan ne söyleyecekler? Ne konuşacaklar? Bunu merak ettiğim için gerçekten arkasından, hani tabii ki kötü konuşan olacaktır mutlaka, illaki içinden. Ama iyi anılar, iyi şeyler bırakmak, geriye hayatlarına dokunulmuş insanlar bırakmak, insanlara ilham vermiş olmak, böyle bir hayat yaşamış olmak istedim. Ve oradan geriye sararak bunu nasıl beceririm, böyle beceririm. Ve çok şükür ki Ali Poyrazoğlu'yla yolum kesişti. O basketbolu bırakıp mı gittiniz oraya? Aynı zamanda basketbol oynuyordum Beşiktaş'ta, Yıldız takımında. Ali Poyrazoğlu'nda kurslara gidiyordum. Yani 2 yıllık böyle hızlandırılmış bir konservatuar gibiydi. 8-10 tane çok değerli hocamız vardı. Bir tanesi Özdemir Mutku. Ali Poyrazoğlu gibi entelektüel bir insan bana örnek, rol model oldu. Çünkü ben ortalama bir ailenin çocuğuyum. Yani ailede ilkokuldan fazla okumuş tek kişi benim neredeyse. Ali Poyrazoğlu bir entelektüel kişi olarak yani benim karşımda iyi bir rol model oldu. Kitap okumam gerektiğini, çok okumam gerektiğini, çok izlemem gerektiğini, çok düşünmem gerektiğini vesaire ondan öğrendim. O hayatımın kırılma noktası oldu. Orada bir karar. Sonra hukuk fakültesine girdim.
kötü bir oyuncu olursam şimdi, kötü bir oyuncu olmak yerine iyi bir avukat olurum falan diye. Sonra hocalarım, ustalarım bana iyi bir oyuncu olacağımı söyleyince hukuk fakültesini 4. yılımda bıraktım. 4'te de bırakılır mı Cem abi ya? Sonuna kadar gelmedi. 4'e kadar gelmişken insan bir sene daha okur orada. Yok, çok enteresan işte, ben tuhaf bir adam. Elimde bir garanti olmasın istedim. Oyunculuktan takıldığım anda vazgeçmeyeyim diye. Yani eğer elimde bir diploma olsaydı, yani o sürünme yıllarında dönüp avukatlık garanti paraya dönüp... Pişmanlık oldu mu sonra? Hayır. Hayır, olmadı. Yapamazdım da zaten. Çünkü avukatlık biliyorsunuz yapamıyorsunuz. Niye yapmışsınız? Bir röportajınız da vardı. Belki Erman Çağlayan da olan röportajda. Evet, avukatlarımı... Evet, ben de onu izledim. Şey yaparım yani, avukatlarla çok güzel istişareler yaparım. Değişik yollar. Strateji işte. Oradaki o strateji davayı kazanmaya sebep. Evet. O kazandık orada davayı. Çünkü o zamana kadar menajerler işveren gibi görülüyordu. Ve kelepçe sözleşmeler yapılıyordu. Hayır, sanatçı menajerin işverenidir. Yani menajer bizim adımıza çalışan kişidir. Memnun değilsek çalışmasından azlederiz. Değişti artık. Değişti. Bak, futbola bağlarsın buradan. Hayır, Serkan. Futbola bağlama... Futbolcu menajeri, futbolcu. Tabii ki spor. İşte buyurun. Yok, artık, Cem Özer'le birlikte. Cem Özer'le birlikte laf lafı açacağı için her yere bağlanır zaten. Sıkıntı olmaz da. O kader anında katılıyorum ama 4'te bırakma konusunda ben hala onu anlayamadım. Bir sene daha okuyabilirdim bence Cem abi de. Peki. Ben auditionlara gidiyordum. Belki Cem Bey şimdi artık senin tavsiyen de Cem Bey de devam eder belki. Tavsiye değil. Yani hepimizin hayatında geçmişimizle ilgili olumlu durumlar olabileceği gibi eleştirebileceğimiz noktalar vardır. Olmaz mı? Ben de küçük Cem Özer'im, öyle düşün. Ya bir de o yıllarda yani adliyeye gittim ben. Cağaloğlu'ndaydı İstanbul Adliyesi. Evet. Ya o yıllarda hukuk sistemi o kadar kötüydü ki. Ben bu sistemde avukatlık yapamam yani. Devamlı ceza alırdım. Ya o karar mekanizmasını anlatmaya çalıştım. Audition'a gidiyordum. Sıralar 100 kişi, 200 kişi sıralarda bekliyoruz. İşte deneme olacak. İşte oynayabilecek miyiz, seçilebilecek miyiz diye. Bir gün dedim ki böyle gitmez. Sonra gittim diksiyon eğitimi alıp. Aa, ben bilmiyordum bunu. Sunucu oldum ben. Aa, ben maç anlatmaya başladım. Seslendirme yapmaya başladım diksiyon eğitiminden sonra. Tabii. 200-250 kişi böyle bekliyorsun abi sırada. Geçen hafta Altan tabii. Bey'e ben Serkan oyuncu olmak ister mi? Lafı açıyor Ceyla. Ben bunu pasını attım geçen hafta. Hiç çaktırmadın. Çok şaşırdım şu anda. Valla şimdi konuyu açınca aklıma geldi. Hakikaten haberim yoktu. Böyle dedim ki olmayacak bu iş. Olmaz yani, böyle sıralarda beklemeyle hayat mı geçer falan diye. Ama içimde kaldı yani, onu da söyleyeyim. Varsa... Bir gün olur. Niye olmasın? Yani bence olur senden bu. Şaka yapma. Bence de olur. Ederim. Bence olur. Yani kumaş var. Benim burnum iyi koku alır. Kumaş var. O auditionlarda şu anda gerçek audition değil. Yani gerçek audition öyle olmaz. Evde çekiyorsun, gönderiyorsun falan. Audition bir kere yönetmen ve yönetmen yardımcısının karşısında olur. Senden ne talep edecek, ne isteyecek? Belki bir şeyi yakalayacak. Bunu bir de şöyle dene diyecek belki. Belki bir de öbür türlü dene bakayım diyecek. Ben yönetmen, çünkü ben kendi kendime çekmeyeceğim ki filmi. Yönetmenle çekeceğim. Evet. Yönetmenin ne isteyeceği benden, benim onu verip veremeyeceğim çok önemli. Yani o audition sistemi tamamen çöp yani. İşte onu yapmayıp daha sonra seslendirme, maç anlatımı, sonra futbolla devam ettik. Buradan pası bu şekilde atabilirim bence. Evet. Lütfen buyurun. Cem Özer ve futbol. Buyurun efendim. Cem Özer ve futbol şöyle. Ben basketbol oynadım. Lisede başladım basketbola. Lise takımında da oynuyordum. Sonra Beşiktaş Yıldız'da, yani ben kulüpten Beşiktaşlıyım. Hani sporculuktan, öyle şeyden değil, taraftarlıktan değil Beşiktaşlıyım. Hatta Sıra Serviler'de böyle bir binanın ikinci katında şeyleri, parkeleri gıcırdayan, rabıta tahtaları gıcırdayan bir şeydi kulübün merkezi. Ailede Beşiktaşlı yok mu? Var mı yoksa öyle bir başlangıç? Yoktu. Yoktu. Yoktu yani. Ya da vardı belki, bilmiyorum ama hani. Ama sebep o değil. Sebep o değil. Benim okulumun yolundaydı Beşiktaş kulübü. Oraya girdim yani. Bir de o zamanlar Beşiktaşlı basketbolcular çok popülerdi. Battallar olsun, işte Zekiler, İzzetler, işte Fehmiler falanlar filanlar. Boy da var Cem abi size. Yani fena değil ama ya basketbol için yeterli değil esasında. O zamanlar şimdi Lütfi Kırdar'ın olduğu yer Spor ve Sergi Sarayı'ydı. Orada antrenmanlara gidiyorduk. Bu ve
snobeydik biz basketbol oyunları, futbol falan filan. Yani, iteler kakalardık yani. Hani basketbol daha kültürlü, daha okumuş adam işi falan filan diye. Sonra baktım ki futbol bir sosyal olgu. Sohbetlerden uzak kalıyorsun, içine giremiyorsun. O zaman ne yapmak gerekiyor? Futbolu öğrenmek gerekiyor. Açtık futbol nedir? İşte taktik nedir? Diziliş nedir? Mesela bizde bugün sahaya işte 4-2 3-1 çıkacak. Bu taktikle oynayacak. O taktik değil, o diziliş. Taktik başka bir şey, diziliş başka bir şey. Ve diziliş maç içinde değişebilir. Yani her dakika 4-2-3-1 diye oynamayacaklar. Ya da 4-2-4 diye, ki İngilizler başta 4-2-4 çok oynarlardı. Yani orta sahadaki kişi değil kardeş. Yani o 4 arkaya geliyor, gidiyor yani. Gibi öğrendik. Baktım işte diziliş ne, nasıl oluyor? W paslaşma nedir? Kenar ortalardan nasıl girersin? Göbekten nasıl saldırılır falan gibi futbolun inceliklerini öğrenip öyle izlemeye başlayınca keyif almaya başladım. Ama benim tahminimden, Cem Özer, benim tahminimden daha fanatikmiş. Bence. Ya fanatik değilim. Fanatik sağlıksız bir bakış. Ama iyi bir futbol takipçisi. Ya benim sohbet ettiğim Cem Özer tabii ki iyi bir futbol takipçisi ama ben fanatiklik hissettim. Seviyoruz yani. Tuttuğumuz takımı seviyoruz. Bak sen de mesela siyah beyaz giyinmişsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Usta ile yarışabilir misin? Yani renklerini severim. Çünkü hayatımda da genellikle bugün niyeyse buraya böyle bunları giyip gelmek istedim. Esasında siyah beyaz giyinip gelecektim. İyi ki giyinmemişim. Bir tane siyah beyaz yeter. Pişti olacaksınız değil mi? Evet. Severim Beşiktaş'ı. Beşiktaş iyi bir kulüptür. Türkiye'nin ilk kurulan kulübüdür. Saray erkanının kurduğu bir kulüptür. Yani arabacı takımı dedikleri takım esasında yani arabayla geldikleri için, at arabalarıyla geldikleri için arabacı takımıdır. Akaretler de kurulmuştur. Daha az böyle olayların içinde bir kulüptür. Ne bileyim bana daha halka yakın geliyor şey Beşiktaş. Pek azlığı kalmadı sanki bu dönemde. Artık bütün kulüpler çok iç içe yani o dediğiniz. Evet ama konuda. Daha böyle halktan yana daha böyle halk. Yani ben çarşıyı seviyorum mesela. Çarşının o eğlencesini seviyorum. Ne bileyim mesela şimdi ya Galatasaraylılar için üzülüyorum. Statları Seyrantepe'de nerede toplanıp birikip de maçlar söyleye söyleye gideceksin. Fenerbahçeliler yapabiliyorlar ama o da bir miktar yani... Cafer Ağa'da toplanıyorlar. Stat şeyde Kızıl Toprak'ta. Yani oradan oraya çok dolan başlar. Ama biz Beşiktaş'ta çarşı içinde toplanıp köy içinde oradan dümdüz yürüyünce stat çok güzel. Çok gidiyor musunuz maçlara? Gidiyoruz. Stadı çok seviyorum. Çok acayip etkileyici bir stat yapıldı hakikaten. Yani çok büyük değil belki ama çok karizmatik bir stat oldu. Bir de ben galiba genellikle mazlumdan yana bir adamım. En mazlum takımdır Beşiktaş. Yani daha az şampiyonluğu var. Hakkı daha çok yenen bir takımdır, kulüptür. Fenerbahçe çok uzun zamandır şampiyon olamıyor. Evet, yani mesela ben geçen sene Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını çok istedim. Çünkü çok uğraşıyorlar, çok yatırım yapıyorlar, çok ciddi yapıyorlar ama nedense bir şey denk gelmiyor. Bir de... Ben takımımı şampiyon olsun diye tutmuyorum ya. Yani takımın şampiyon olamama halde. Çünkü neticede bir takım şampiyon olacak. Çünkü sevinmek için sevmedik ya değil mi? Sanat dünyası da benim çocukluğumdan beri böyledir. Beşiktaşlar sanat dünyasına daha fazla çıkıyor. Beşiktaşlı olan. Ya daha bir kreatif bir şey var. Bir ortam var. Bilmiyorum yani o hakikaten gittiğin zaman Beşiktaş'ta o köy içi güzel bir yerdir. Yani oraya normalde tabii. De gittiğinizde çok eğlenceli bir yerdir. Yani bir de Beşiktaş güzel bir semttir. Deniz kenarıdır. İşte Türkiye'nin en baba şeyleri Beşiktaş ilçesindedir. İşte Bebek olsun, Etiler olsun, Levent olsun, Arnavutköy olsun. Yani güzel semtleri vardır. Bir de yani ilçe takımıdır diğerlerine oranla.
Maçları devamlı takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Ediyorum. Beşiktaş'ın maçlarını hem lig hem Avrupa maçlarını izliyorsunuz. Zaten Avrupa maçlarını ediyorum. TRT ve tabi ile biliyorsunuz. Milli takımı da takip ediyorum. Evet. Onu da yakından takip ediyorum. Son zamanlarda başarılı sonuçlar elde ediyor ama şeyinde yani Montella'nın da çok anlayamıyorum taktiğini. Bir stratejisi var ama taktikleri... 4-6-0. Yani taktik dedin değil mi Cemal abi? Evet. 4-6-0. 4-6-0. Bazen de fazla mı eleştiriliyor acaba diye düşünüyorum ben. Sonuca ne gidiyor? Yani şöyle bir şey. İyi bir jenerasyona denk geldi. Şansı o. Yani çok süper oyuncular var içeride. Yani baktığın zaman hepsi takımlarının gözbebeği ve Avrupa'da iş yapan evet. insanlar. Ben belki şeyden takılmış olabilirim. Semih oynatmıyor. Onlar sinirleniyor olabilir. Mesele anlaşıldı. Ben çünkü Semih'i çok beğeniyorum. Yani Semih uğraşılması üstüne, yani oynatılması gereken bir oyuncu. Van Bronckhorst'ta eleştirildi ya. Türkiye'nin çok fazla genç santrforu yok. O yaşlarda santrforu yok. Kanat oynatıyorlar ama. Kanat. Kanat, but fark etmez. Yeter ki oynasın. Biz kanat severiz. Mustafa da öyle. Onun da oynaması gerekiyor. Hekimoğlu. O da iyi bir santrfor olacak. Beşiktaş şampiyon olur mu bu sene? Ne düşünüyorsunuz? İhtimal içinde. Yani çok uzak değil. Geçen senekinden daha yakın. Ama mesela iki maçtır. Lyon maçında da Galatasaray maçında da bizim Van Bronckhorst bir taktik hata yaptı bence. Joao'yu oynatmak için Rafa'yı sağ açığa aldı. Rashica sakat diye. Ve sıkıştırdı adamı oraya. Joao'yu da ortaya aldı. Kardeşim, Joao'yu sağ al. Rafa'yı bir rahat bırak. Yani Rafa gibi kaç tane oyuncu var dünyada ya? Kendi yerinde oynadığı zaman fark yaratan. Ya, zaten ondan sonra Joao'yu çıkartıyor. Muçi'yi alıyor. İki maçta da aynı şey oldu. Rafa'yı koyuyor, gol oluyor. Yani sen Galatasaray'a 5 attığın maçta Semih, Immobile, Rafa üçlüsünü niye bozuyorsun? Onunla başla. Sonra değiştir. Olmazsa, yürümezse değiştir. Yani bazen ya şimdi ukalalık da etmek istemiyorum ama ya estağfurullah. Acaba hani fantazi mi istiyor şeyler bazı hocalar? Yani her seferinde de aynı şeyi yapmayayım. Ya yap, kazanmışsın işte. Yani Muçi'yi solda değil sağda oynattığın zaman daha verimli oluyor. Senin solunda ama öyle ama böyle bir Semih'in var. Yani top alıyor, veriyor, defansa geliyor, koşuyor, yardımcı oluyor. Orta yapıyor, giriyor içeriye. Hiçbir şey yapmasa penaltı yaptırıyor. Daha ne yapsın çocuk yani? Galatasaray Beşiktaş derbisini izlediniz. İzledim. Derbiyle ilgili yorumunu alayım Cem Özel. Şöyle... Kimse kızmasın, derbinin hakkı beraberlikti. Yani ne Beşiktaş'ın galip gelmesi ne Galatasaray'ın galip gelecek hamleleri olmadı. Ancak herkesin de hemfikir olduğu şekilde benim Galatasaraylı dostlarım bile canım öyle böyle kazandık ya boş ver deyip böyle lafı yuvarladılar. Benim çünkü Galatasaraylı arkadaşlarım var. Yani, aman öyle ya da böyle kazandık ya boş ver. Biraz hakem destekli oldu. İhtiyacı yok Galatasaray'ın böyle bir şeye. Yani bir kere iki tane kırmızı kart gitti. Hadi ikisinden vazgeçtim. Bir tanesi kesin kırmızı kart. İmobilinin düşürüldüğü. Yani son adam ve kasıtlı yani arkadan iterek düşürüyor. VAR ne yapıyor onu bilmiyorum. Bir tane bizim almamız gereken faulü oraya verdi ve o sonra gol oldu. Şeyi yapmadan daha barajı yani. Bu acaba kural hatasına girer mi bilmiyorum. Ersin mi? Tabii Ersin daha direğin dibinde atın diyor. Yani sen ne yapıyorsun hakem ya? Daha baraj kurulmamış. Adam 3 diye işaret etmiş, kurmuş orada. Yani düdük çaldığın anda yani bunu ben görmedim, göremedim. Hakikaten VAR ne yapıyorsa da. Yani o golün iptal edilmesi gerekiyor. Biz de ataydık kardeşim yani. Kaç tane de gol kaçırdık yani. Cem Özer fanatik demiştim. Herkes kendi yani. Tabii ki herkes. Yok yani geçen sene çok kötü top oynadık. Evet. Yani fanatik manatik geçen sene. Kaotikti. Son 5 maçı falan seyretmedim. Yani ya yani, öyle bir şey olur mu ya? Yani hani nasıl bir toptur o, nasıl bir oyundur?
Anlamadım. Bu arada bir sonraki sezon birdenbire bu kadar performansı yukarı çıkarmak da çok kolay bir iş değil. Orada yönetimin de önemli bence hamleleri oldu. İyi oyuncular geldi. Yani en iyi transferimiz herkesin söylediği gibi Jetson. Yani Jetson takımda şu anda en iyi top oynayan adam Jetson. Muhteşem bir top oynuyor ve ben izlemeye bayılıyorum yani hırsına, iştahına. Yani inşallah sakatlanma falan olmaz. Rafa da yükseltti biraz. Da yükseltti, rahatlattı onu. Yani Atiba'nın 1.5 misli falan bir Jetson şu anda. Yani hücumda çok var. Atiba hücumda bu kadar yoktu. Muhteşem oynuyor. Ben biraz Salih'in süre almasını istiyorum. Salih benim beğendiğim bir topçu. Yani onun bazı pasları vardır. Çok çok iyidir. Ne bileyim işte arada Tayyip Talha'yı sokmak lazım. Tayyip Talha çok iyiydi. Yani unutuluyor mesela bunlar. Biraz daha yerli topçulara yabancı kuralı istediğimiz kadar yabancı oynatabiliyoruz evet, yani, 11'de. 11'de 11 evet, yapabiliyoruz. Evet ama yani bak milli takım da artık yabancılardan oluşuyor. Yani yurt dışında oynayan genelde. İşte yabancı bence onlar. Çünkü buranın yetiştirdiği çocuklar değil ki. Ve bence dünyada da şöyle bir kural olmalı. Milli takımların teknik direktörleri yerli olmalı. Yani niye? Niye yabancı teknik direktör oluyor da yabancı oyuncu oynatamıyorsun milli takımda? Sebep? Ve bence Türkiye'de de en iyi milli takım teknik direktörü olacak kişi Sergen Yalçın. Hiç çalışmasa, antrenman falan yaptırmasın. Çıksın, taktiği versin, oynasın. Maçı okusun. Adam iyi takım çıkarsın, değiştirsin o zekasıyla. Şahane milli takım teknik direktörü olur. Tam Sergenlik iş. Tam bence. Bir de şeye de çok karşıyım ben futbolda. Şimdi mesela ben şu sıra oyuncu değiştirebiliyor muyum, alabiliyor muyum? Transfer yapabiliyor muyum? Devre arası alabilirsiniz. Şimdi alamıyorum. Hayır. Hoca değiştirebiliyor muyum? Evet. Niye? Öyle bir kural yok. Niye? Niye oyuncu değiştiremiyorum da hoca değiştirebiliyorum? Ya bu arada işte evet ve en kolay işte direkt olarak hoca değiştirebilmek olduğu için ilk faturada her zaman teknik direktörlere kesiliyor. Bu ya. Çok bence üzücü. Yani kulüpler için de yani üzücü. Yani teknik direktörü de değiştireme. Ya da futbolcuyu da değiştir. Ya kural konusun o sezon oynasın diyor. Evet yani kural neyse futbolcuya da şeye de teknik direktörü de aynı kural uygulamalı. Beşiktaş 6 kere teknik direktör değiştirdi. İkisi aynı olsa da geçen sezon. Ya. Bir sezonda 6 teknik adam yani bu çok... Üzücü. Saçma. Yani çok üzücü. Çok üzücü ve saçma ya. Bir de adama bir süre tanı bakalım. Dur bakalım ya. 24 saatte giden teknik direktörler var Beşiktaş için söylemiyorum. Tabii. Yani bunlar çok bence olmaması gereken. Anadolu'da hele yani pıtır pıtır yani. Doğuruyorlar. Ve sanıyorum futbol kurallarının biraz daha değişmesinde fayda var. Yani bu işte daha top oynamaya yönelik yani basketbol gibi. Atıyorum. 5 faul yapan, yani kırmızı kart kuralını kaldıracaksın da atılacak mesela. Sürenin kısaltılmasına ilişkin öneriler oldu. Süre kısalsın dediler. Daha fazla oyuncu değiştirme hakkıyla alakalı, taçların ayakla kullanılmasıyla alakalı çok fazla öneri niteliğinde konuşmalar oluyor. İlerleyen dönemde neler yaşayacağız bilmiyorum ama konsol oyunlarından başladı onu ben da söyleyeyim. Ben skor arttırmaya yönelik her şeye varım. Yani şu anda mesela aldı kaptı gidiyor... arkadan çelmeyi taktın sarı kart. Yani bunu 5 kere faul yapan oyuncuyu atacaksın. Ya mavi kart diye bir uygulama gelme durumu var işte. İşte o nedenle. Atacaksın. Kenarda biraz beklesin diye. Basketboldaki gibi atacaksın çıkacak bir daha oynayamayacak o gün. Ama sınırsız oyuncu değişimi hakkı olabilecek. Mutlaka 11'e 11 yani atılan oyuncunun yerine mutlaka bir oyuncu girebilmeli. 11'e 11 bitmeli maçlar. Yani öbürü çok hiç adilane bir şey değil. Bir de offside kuralı bence iki vücut arasında boşluk olmalı. Yani vücut vücudu geçmiş olmalı. Üst üsteyken yok omuzu geçti, yok dirseği geçti, yok ayağı geçti. Ya geçin. Milimle offside olmasın. Milim oldu artık evet gerçekten. Evet ya yani hakikaten bayağı bir böyle adımı, yarım adım mı, bir metre mi neyse boşluk yani aradan baktığı zaman yan hakem boşluğu görecek. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz ama şunu da söylemek istiyorum. Bir süreler... Her güzel şeyin bir sonu vardır. Öyle demeyelim ya. Öyle ama gerçek o. Niye kabul etmek istemiyorsun Her Ceyla? Her güzel şeyin bir sonu yoktur Ceyla bence. O kadar toz pembe değil hayat. Yapma ne olursun. Bırak ben böyle inanmaya devam edeyim Serkan. Hayat ve vefa üzerine Cem Özer'in çok güzel... Nasıl bağladı bak nasıl bana sordurtmuyor. İfadeleri çok güzel söylediği cümleler var.
dinlediğim. Bir gün beraber yayın yaparsak bunu soracağım demiştim. O sohbetle yani sonunu biraz şekillendirmek isterim müsaade edersen sen de. Yok, ben hayat ve vefa. Çünkü gerçekten bana dokunan cümleleriniz vardı. Şimdi ben söylemeyeyim sizden duyayım onları. Mesela? Birçok insana dokundunuz yıllarca. Çok öne bile çıkarmadınız. Bir sürü maddi, bir sürü para harcamışsınız. Birçok hayır yapmışsınız, yardım yapmışsınız. Hiç reklam etmemişsiniz bunları. Ayıp. İşte ona bağlamak istiyorum ben de Cem abi. Günümüzde bu o kadar öyle değil. Yani ayıp bunlar söylenmez. Yani biz öyle gördük, öyle büyüdük, öyle yetiştik. Ben mahalle kültürüyle büyüdüm. İşte o yüzden de kitap yazmıyorsun. Yani evet yani anılar, bana anı kitabı yazsana. Ya Allah Allah, benim sadece benim anılarım olsa yazayım. Yani biz şimdi gelmişiz, sen de gitmişiz bir yerde bir tatil yapmışız, anılarımız olmuş. Elbette ki muhteşem şeyler, elbette ki sen de çok tanınan bir insansın. Elbette ki insanların hoşuna gidecek ama o senin de anın. Yani ayıp olmaz mı? Olur. Sen onu yani ben yazacağım diye yaşamamışsın ki, yapmamışsın Serkan'a ki. Serkan'a mesela sorarsınız. Serkan da tabii ki Cem. Kaç kişiye soracağım? Cem abi sakın öyle bir şey yapma da diyebilirim ama. Diyebilirsin kaç o kişiye zaman soracağım yani? Çıktım. Yok sorduğun zaman zaten yok yazma derler. Bir yazılabilecek gibi bir anıyı da yazsan kimse okumaz zaten. Önemli olan hadi ya bu da mı falan denen şeyi yazıyor olman. Olmaz ama şeyi yani deneyimlerimi söylemiştim. Beni varsa bir meyvem, o meyveyi olgunlaştıran gübrenin ne olduğunu yazabilecek yolu arıyorum. Bulursam yazacağım. Yani roman mı, mektup mu, yani o formatı arıyorum. Bulursam belki yazacağım. Ya da ne bileyim. Biz sabırla bekleyeceğiz Cem Bey. Hayatla ilgili tabii şeyler var. Yani vefa önemli bir şey. Ben mesela Müjdat Gezen beni bir şeye çağırdığı zaman Müjdat Gezen'le ilgili düşüncem ne olursa olsun gitmek zorundayım. Çünkü benim binamda harcı var. Yani kariyerimin sonu olacağını bilsem giderim. Neden? Çünkü kariyerimin olmasında onun katkısı var. Ali Poyrazoğlu öyle. Yani ben Ali Poyrazoğlu'nun yanında işte eşim 65 yaşında adam. Ali Poyrazoğlu geldiği zaman yanında ben 17 yaşında oluyorum. Yani hiç. Ama pek bunu göremiyorum. Birkaç kişiden görüyorum. Yani sağ olsun Kenan Doğulu bu konuda çok vefalı çıktı. Canım benim. Cem Yılmaz öyle. Ata Demirer. Öyle ki Ata'ya yani hiç dokunmuşluğum falan yok. Sadece böyle bir senden olur demişliğim var. Var öyle vefalı insanlar. Ama vefa önemli bir şeydir. Yani bana da dedi Cem abi, ben de bundan sonra arayacağım. Şimdi senden olur değil mi? Arayacağım. Ben onu, oraya bağlayacaktım. Olur. Arayacağım olur. Cem abiye. Olur yani denk gelmesi gerekiyor. Yani doğru zamanda, doğru yerde, doğru şeyi yakalaman gerekiyor. Çünkü sadece yetenekle alakalı bir şey değil. Bunun yani bir gün bir de tamam buldum der, bitti. Yani işte bana belki de Ahmet Özal gelip de beni izlemese ben hala kabarı yapıp falan devam eden bir insan olacaktım. Bilmiyorum ki. Ya da sadece oyunculuk yapıyor olacaktım. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Gerçekten keyifliydi. İyi ki geldiniz. Çok keyifliydi. Son sorumu sor tutmadın Serkan ama artık. Çok sor, hadi sor. Dayanamadım. Sen sor. Çok hızlı cevap vereceğim. Ceylan sonra başımın etini yersin. Ne olur ne olur sor. Rica ediyorum lütfen. Yok, futbolla alakalıydı. Çok güzel bağladık sor, konuyu. Sor. Evet. Ben şimdi merak ederim. Uyuyamam. Konuyu o kadar güzel bağladık ki tekrar futbola dönmeyiz. Bağla ya. Ben oradan da bağlarım. Peki. İşte bu konuyu da konsantrasyonum bozuldu artık. Olsun, sen şeftalilisin, konsantre olasın. Ahmet'e de çok teşekkür ederim. Belki de olmalıydı, bilmiyorum ki hayat daha mı rahat olurdu acaba? Şunu diyecektim, dedin ya sen süreler işte kısalması da konuşuluyor. Onun şöyle bir faydası olabilirdi belki. Şimdi bütün dünyada çok ciddi bir tartışma var. Süreler uzun, maçlar çok, statüler değişti. Avrupa'da da oyuncular çok maç oynuyor ve çok sık sakatlanıyorlar ve kendileri de isyan etmeye başladı. Hani biz robot değiliz, bu kadar maç oynayamayız vesaire diye. Bu Türkiye'de de geçerli. Oyuncular birer birer sakatlanıyor şu anda. Onu diyecektim ben. Dediniz ya aslında şunlara itirazım var. Ama bu da bir tabii, önemli bir şey değil. Endüstriyel böyle bir şey yani. Zaten yani sanayi olarak bakılıyor artık. Evet ama işte yani tamam, mesela şöyle de deniyor. İşte bu kadar para kazanıyorlar, oynasınlar. Böyle bir şey değil ki, aynı zamanda sağlık. Evet. Yani spor olmaktan çıktı. Yani öyle ben kafeste yürüyüşünü falan da spor olarak görmüyorum. Ben
Bir şey rica edeceğim. Buyurun. Tabii ne olursun ya, benim eşim çok seviyor. Olimpiyatlarda gördük, bu sörf yarışları var ya. Abi bayılıyoruz onları izlemeye. O nasıl güzel bir şeydi. O varil oluyor falan içine. Evet. Ya sörfü yayınlayın ne olur. Dünya Sörf Ligi'ni yayınlayın ya. Vallahi TRT Spor Yıldız her alandan, yayınlıyor. Her branştan spora hakim. Bunu ve duyurun yayınlıyor. Ve yayınlayın ne olur. Yani böyle şeyler istiyoruz ya. Evet bunlar çok önemli. Yani bir tenis. Tenisi zaten izliyoruz TRT Yıldız'da. Ama şu sörf, Dünya Sörf Ligi. Buz pateni mesela ben yani halen gördüğüm anda asla kanal değiştiremem. Ya buz pateniyle ilgili şöyle bir şaka var. Artistik olursa. Laf lafı açıyor demiştim sana. Abi şey var, çok ünlü buz pateni yıldızı vardı. Neydi o? Gelmedi aklıma ismi. Kayıyor kız böyle vuj 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 vuj. Dünya işte artistik buz pateni şampiyonlusu. Maria... Gelmedi neyse. Ve düşüyor. Savaş Dinçer Müjdat'a telefon açıyor. Müjdat izliyor musun? İzliyorum. Gördün mü ne oldu? Ne oldu diyor. İşte kız düştü. Evet düştü. Niye düştü biliyor musun dedi. Niye? Yerler buz ayağı kaydı diyor. Ya. Çok yayıncılıkla ilgili bir şey deneyecek diye bekledim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Yerler buz ayağı kaydı, o yüzden düştü. Bence final bu olmalı. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Her şey için. Cem abi ağzına sağlık. İyi ki geldin. Serkan. Çok mutlu ettin bizi. Serkan senden olur bak. Unutma. Her hafta bu olurlar artıyor. Dikkatli ol bak. Ya geçen hafta var bak sen nasıl bir spikersin. Burada Altan Bey'in yanında dedim ki Serkan bence senden iyi bir oyuncu olurdu. Hiç ağzını açmadı yani sıfır yorum. Hatta sonra da konuştuk, bu konuyu çok uzatmayacaktım ben normalde. Hani diğer bölümlere de yaymayacaktım. Meğerse bir oyunculuk geçmişi varmış, hiç çaktırmadı. Ben bütün niyet, bölümlere niyet hiç çaktı ama yani hiç. Bütün bölümlere böyle 5'er dakika. Yavaş yavaş. Tabii Cem abi. Tam bir hazinesin. Ben diye sen. Lütfen yuvarlak içine alalım. Böyle bitirelim. Ağzınıza sağlık Cem abi. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.